Başkanım, değerli önceki dönem Genel Başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli başkanı, İstanbul'daki belediyelerimizi yöneten değerli başkanlar, İstanbul'un sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, örgütümüzün değerli emekçileri ve 16 milyon mutlu İstanbul'un bu işi gerçekleştiren, başaran 16 milyon kişinin değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün şehirlerin sultanı İstanbul'da. Napolyon'un "bana dünyayı verseniz ona başkent yaparım" dediği İstanbul'da. Fatih Sultan Mehmet'in çağ kapatıp çağ açtığı İstanbul'da. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu devletin zihneti, bu milletin göz bebeği dediği İstanbul'da 5 yıldır İstanbul için çalışan, İstanbul için emek veren Ekrem İmamoğlu ve onun değerli ekibinin ikinci 5 yılı için tam yol ileri dedikleri bugün de hep beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yüzyıllık bir cumhuriyetiz. 570 yıldır İstanbul'a hükmediyoruz. 953 yıldır Anadolu'dayız ve 2200 yıllık bir devlet geleneğinin sahibiyiz. Öyle olunca devlet ne demek? Egemenlik ne demek? Birlik, beraberlik ne demek? En iyi bilenleriz. Bir milletin devlet olması için bir ordusunun, ülkesinin sınırlarının, kendisine ait bir parasının olması lazım. Ve elbette ki bu toplumun bir ortak sözleşmesi, bir anayasası olmak lazım. Bir anayasamız var. Hepimizin çok memnun olduğu, hepimizin üzerinde tam mütabık olduğu bir anayasamız yok. Bir tam ve sivil bir anayasamız yok ama değiştirilemez ilk 4 maddesiyle. Bayrağıyla, vatanın tanımıyla, yurttaşlığın tanımıyla, hepimizin üzerinde mütabık olduğu maddeleriyle bir anayasamız var. O anayasa hepimize yetkiler, görevler, sorumluluklar veriyor. Ve değiştirilene kadar hepimizi bağlıyor, tüm kurumları, tüm kişileri, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bağlıyor. Ve eğer siz anayasanın bir maddesini yok sayar, benim için yok derseniz, bir başkasının bir başka maddesini tartışmaya açmasını kabullenirsiniz. Maalesef öyle bir dönemde üretilmiş öyle yapay bir krizle karşı karşıyayız ki birileri çıkıyor ve anayasamızın bir maddesini "bu madde benim için yoktur" diyor. Sebebi kendi kini, kendi güttüğü kin davası, kendi güttüğü kan davası. Anayasanın 153. maddesi hepimize Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu söylerken birisinin talimatıyla 5 kişi anayasanın o sayfasını yırttı attı. Diyorlar ki Anayasa Mahkemesi kararı birinin aklına yatmazsa biz onu uygulamayız. Bu durum bu sefer bir başkasının anayasanın 75. maddesini yok saymasına olanak tanır. O buradaki milletvekillerinin, o Devlet Bahçeli'nin, o Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yok hükmünde olması demektir. Bir başkası bir gün gelir,
anayasanın 101. maddesini yırtıp atar, o cumhurbaşkanının olmaması demektir. Bir başkası gelir, anayasanın bu sefer 154. maddesini yırtıp atar, o bugün kendini her şeyin üzerinde gören Yargıtay hakimlerinin aslında hiçbir yetkileri olmadığı anlamına gelir. Yani birileri devletin çivisini almış çıkarmaya ve devletin temeli olan anayasayı yok saymaya kalkmaktadırlar. Bunu o her şeyi bilen, her şeye karar veren, bütün yetki bende diyen birisinin kişisel kini yüzünden olmaktadır. Onun derdi Gezi davasıdır. Gezi İstanbul'un, Gezi hepimizin, Gezi Türkiye'nin onurudur ama o birisinin kinidir, kan davasıdır. Elbette, elbette 16 milyon İstanbullu olanı biteni bilmektedir. Ama burada 16 milyon İstanbullunun temsilcileri var. Burada iki büyük ailenin temsilcileri var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir tanesi de İstanbul'a hizmet eden, her yaştan, her inançtan, her memleketten koca yürekli, açık alınlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesidir. Bu iki ailenin ortak bir evladı var. Tayfun Kahraman. Buradan Tayfun'u yürekten selamlayarak Tayfun Kahraman'ın şahsında Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı, Bakırköy cezaevindeki Mine Özerden'i ve Çiğdem Bater'i selamlayarak bütün Türkiye'ye bir şeyi hatırlatmak isterim. Öyle her şeyi bilen, her iyiliği yapan, her kötülükten mağduriyet çıkaran birisi bu insanların kendisine darbe girişiminde bulunduğunu iddia ediyor. Bu insanlar her birisi kendi meslek örgütlerinin, kendi temsil ettikleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak Taksim dayanışmasında yer aldılar. Gezi dayanışmasında, Taksim platformunda yer aldılar. Bu insanlar Gezi yaşanırken dönemin başbakanıyla görüşmek istediler. Yurt dışındaydı. Dönünce görüştüler. Başbakan yardımcılarıyla, AK Parti'nin yöneticileriyle görüştüler. Gezi'de bir kişinin daha burnu kanamasın diye gayret sarf ettiler. Ve Gezi'nin herkesin sağlıkla evine dönmesi için 5-6 madde istediler. O 5-6 maddeden hiçbirisi başbakan istifa etsin değildi. Bakanlar istifa etsin değildi. Hükümet düşsün değildi. Verin devleti biz yöneteceğiz demiyorlardı. Ne diyorlardı? 16 milyon İstanbullunun gözünün içine bakarak söylüyorum ki ağaçları kesmeyin diyorlardı. Diyorlardı ki ağaçları kesmeyin. Gezi Parkı'nı kesip de yerine Topçu Kışlası yapmayın. Atatürk Kültür Merkezi'ni, AKM'yi yıkıp da yerine AVM yapmayın. Gençleri nezarethanelerde tutmayın. Söz verin ağaca dokunmayacağız diye evimize dönelim diyorlardı. Şimdi bu kent bilincinden bugün Gezi Parkı duruyorsa, Gezi Parkı duruyorsa sevgili Mücella Yapıcı sayesinde, Tayfun Kahraman sayesinde, Mine Özerden sayesinde, Can Atalay sayesinde duruyor.
Atatürk Kültür Merkezi yıkılıp da yerine yenisi yapılmak yerine yandaşlara o dönemde Suudi Arabistanlı iş adamlarına söz verilen AVM yapılmadıysa, AKM adıyla yenisi duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde duruyor. Şimdi dönmüş diyorlar ki efendim orada bize darbe yapmaya çalıştılar. Bunları mahkemeler salsa da salmayız. Anayasa Mahkemesi ne derse desin bırakmayız. Kararı ben veririm ben diyor. Ama geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'un Türkiye'nin göz bebeği iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe 100. yılın son derbisini oynayacak. Alıyorlar Riyad'a, Suudi Arabistan'a götürüyorlar. Sanki bilmezmiş gibi. Bunlar gelince Anıtkabir'e gitmiyorlar. Sanki bilmezmiş gibi. Senin bir adım önünde gelip Mehmetçiğin karşısına geçip merhaba asker diye Türkçe selamlamaktan, yani Türkçeyi saygıyla ağzına almaktan imtina edip kendi dilinde selamlayan birisinin yapacaklarını bilmiyormuş gibi İstanbul'un hak ettiği, İzmir'in hak ettiği, Türkiye'nin hak ettiği Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son derbisini alıp götürüyorlar. Orada Gazi Mustafa Kemal'i utanmadan pazarlık konusu yapmaya niyetleniyorlar. Sonra biz çıkıp her şeyden sen sorumlusun da burada niye sorumluluk almıyorsun deyince açıklama yaptırıyorlar. Cumhurbaşkanımızın bu konuya dahli yok. Bunu kulüplere sorduk, biz yaptık diye. Dahlin yoksa Gezi'den de elini çek. Dahlin yoksa bu milletin evlatlarından elini çek. Yok, her şeyi sen biliyorsan o maçı da oraya sen götürdün. O Suudi Arabistanlıları Atatürk'ü istemeyiz, İstiklal Marşı'nı okutmayız diyecek hadsizliğinde sorumlusu sensin Recep Tayyip Erdoğan. Artık yeter diyoruz. Artık bu yalana, bu kibire, bu ikiyüzlülüğe yeter. Artık biz hep beraber bu güzel ülkenin başta kurucu değerlerine, kurucu kadrolarına, Cumhuriyet'in temel niteliklerine, laikliğe, anayasaya, gençlerimize, kentlerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. Hep birlikte sahip çıkıyoruz. O yüzden değerli ilçe başkanlarım, değerli il başkanım, değerli büyük şehrimizin çalışanları, İstanbul'un 16 milyon güzel insanı, hepinizi 14 Ocak günü saat 13'te atamızın da ebedi istirahatgahının olduğu Ankara'mızda Cumhuriyet'e ve Anayasa'ya sahip çıkmaya mitingimize bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz bu ülkeye önce bağımsızlığı getiren partiyiz. Sonra bu ülkeye çok partili rejimi, parlamenter demokrasiyi getiren partiyiz.
Sonra bu ülkeye sosyal devlet anlayışını ve sosyal belediyeciliği getiren partiyiz. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından ilk kez ortaya konulan kentsel dönüşümden toplu konut projelerine, metrodan metrobüse, hafif raylı sistemden biyolojik arındırma tesislerine kadar tamamı bugün bu salonda çoğu olmayan, birkaçı olabilen Cumhuriyet Halk Partili Sosyal Demokrat belediye başkanlarının ve onların inanmış kadrolarının eseridir. İstanbul'da ilk metronun temeli 1991'de Nurettin Sözen tarafından, İzmir'de Yüksel Çakmur tarafından atılmıştır. İlk tercihli yolu belediye başkanımız Aytekin Kotil hayata geçirmiştir. Yine 1992'de Nurettin Sözen İstanbul'un ilk doğalgaz projesine imza atmıştır. 0-1 yaş arası çocuklara süt dağıtımı aynı yıllarda Nurettin Sözen tarafından başlatılmıştır. İlk Tanzim satış mağazası benim doğduğum yıl 1974 yılında İstanbul Kağıthane'nin belediye başkanı Celal Altınay tarafından başlatılmıştır. İlk halk ekmek fabrikası 1977'de Ahmet İsvan tarafından hayata geçirilmiştir. Katı atık çöp işleme tesisleri, hızlı tramvay, öğrenci yurtları, yapı ve enerji kooperatifleri, çocuk belediyeciliği, ilk güneş santralleri, ilk çocuk ağız ve diş sağlığı merkezi, ilk uzay evi, ilk ekolojik kreş gibi Türkiye'nin ilk kez tanıştığı yerel yönetim hizmetlerinin hepsi bu belediye başkanlarının, sosyal demokratların eseridir. Hepsine minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Aramızda olmayanlara gani gani rahmet diliyoruz. Biraz önce il başkanım Özgür Çelik'le birbirimizin elini sıktık. 2019'dan bugüne kadar İstanbul'da, bu güzel kentte neler olmuş, neler olmuş hissederek, hislenerek ve gururlanarak izledik. Ben Sayın İmamoğlu'nun, değerli başkanımızın neler yaptığını ve geleceğe nasıl bir vizyonla baktığını kendisinden hep birlikte dinlemek üzere sabırsızlanıyorum. Ama bir şeyi unutmamak lazım. Biz geldiğimizde israf etmeyeceğiz. Hortumları keseceğiz. Ve bir sınıfa, küçük bir sınıfa hizmet yerine hizmeti 16 milyona yayacağız demiştik. Birileri %89 garibandan vergi alıp godamandan %11 vergi alırken halen vergiyi tabana yaymaktan bahsediyorsun. Biz hizmeti tabana, hizmeti İstanbul'a, hizmeti 16 milyon kişiye yayıp bir takım çıkar çevrelerinin artık İstanbul'un kanını emmesine mani olduk. Hesabına kitabına güvendiğimiz her şey gösteriyor ki çok basit bir hesapla İstanbul'a yapılan hizmet bir önceki döneme göre dolar bazında yarı fiyatına yapılan hizmet olarak tam iki katına çıkmış. Yani bu 4 katlık fark, yani hani Rabia yapıyor ya, bu Rabia'nın bir tanesiyle 4 katına hizmet yapılmış. Yani israf, yani kayırmacılık, yani birilerine peşkeş çekilenler 16 milyon İstanbulluya sizlere hizmet olarak dönmüş. Eskiden olup da şimdi olmayan nedir diye bakarsanız, örneğin pandemide hepimiz canımızla uğraşırken, hepimiz anamızın, babamızın, çocuğumuzun
durumunu düşünürken birileri İstanbul'u düşündü. Bizleri düşündü. O trafiğin azaldığı, bazen durduğu günlerde İstanbul'un altını üstüne getirip bütün altyapıyı yenilediler. O günlerde bir televizyon programı için tesadüfen buradaydım. İSKİ çalışanlarını gördüm. Onlarla sohbet ettim. Şefleri İSKİ Genel Müdürü'ne haber vermiş. İSKİ Genel Müdürü aradı. Dedi ki başkanımızın talimatıyla bütün yağmur sularını fırsattan istifade denize ulaştırıyoruz. Bütün altyapıyı değiştiriyoruz. Göreceksiniz bu iş bittikten sonra bir daha Üsküdar her yağmurda Üsküdar'a deniz yürümeyecek. Bir daha hiçbir battı çıktı sularla dolup da insan hayatını tehdit etmeyecek. Seller, taşkınlar ne olursa olsun acalacak. Bu sene yağan her yağmurda bu feraseti, bu öngörüyü, bu başarıyı görüp hepimiz hem gurur duyuyoruz hem de CHP'de olmayan büyük şehirler ve şehirler adına İstanbul'a imreniyoruz. Bu kadroyu tebrik ediyoruz. İstanbullular daha çoğunu her seferinde görüyorlar. Ama benim bugün İstanbul'da hem örgütümüzle hem İBB çalışanlarıyla hem 16 milyonun temsilcileriyle karşı karşıya geldiğim ilk büyük tören. Ama bir öncekini Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nda genel başkan olarak ilk kez açılışa katılmıştım. Konum itibarıyla inanılmaz bir yer. Alan 185 bin metrekare. Sarıyer'de denizden başlayarak giden muhteşem bir arazi. İlçe belediye başkanımız dedi ki, yıllardır bana şunu dediler. Gel buraya belediye binanı yapalım. Gel buraya sana da bir konut yapalım, bir lojman yapalım. Biz burayı yerleşime açalım. O direndi, belediye meclis üyelerimiz direndi. İstanbul'un imdadına Ekrem İmamoğlu yetişti. 180 bin Sarıyer'de o denizden başlayan ve denizi gören o muhteşem arsaya bir Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği olsa, dün konuşuyorlar ya, yeniden Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği gelecekmiş. Oraya tam 400 villa, 40 milyar liralık bir rant. Bütün hedef oyken şimdi orada kreşinden meslek edindirme kurslarına kadar, Atatürk'ün emaneti bahçıvanlık okulundan ilave bir tek tuğla konmadan mevcut binalarla İstanbul'a hizmet ve Sarıyer'e nefes aldıracak muhteşem bir yeşil alan var. Yani Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi geldi, eskiden olan ne var da şimdi yok derseniz, bir her bulduğu arsaya villa yapan, ranta açan zihniyet yok. Bir de İstanbullular dinlendi biraz ya. Öyle bir pata 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 bir helikopter geziyor ya. Oradan bakıp da Katarlılara, oradan bakıp da Suudi Araplara, Birleşik Arap Emirliklerine kupon arsalar pazarlıyor ya. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un üstünde uçup kupon arsa pazarlayamıyor. Artık bu rant yok. Adayını açıkla diyor. Bir kez daha ertelemezse bir iki güne kadar adayını açıklayacak. Ama biz açıklayacağı isimle meşgul değiliz. Biz isimlere karşı da değiliz. Bizim karşı olduğumuz şey bir şehrin iradesini aşıp o şehrin
bir kişinin iradesiyle o şehre hizmet etmek varken dışarıda söz verdiği yabancı devlet adamlarına, şeyhlere, emirlere o şehrin varlıklarının peşkeş çekilmesidir. Bizim karşı olduğumuz şey Fatih Sultan Mehmet'ten emanet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet. Bugüne kadar hangi siyasi partiden olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partili, Demokrat Partili, Adalet Partili, Saadet Partili, ANAP'lı, Doğru Yollu, hangi partiden olursa olsun, İstanbul'a hizmet eden, bütün bu devlete hizmet eden, bu şehre hizmet eden belediye başkanlarımızdan emanet güzel bir şehrin, İstanbullunun iradesiyle değil, bir tek adamın iradesiyle, 16 milyon için değil, belli bir zümre için yönetilmesine itiraz ediyoruz. O yüzden ne yaparsa yapsınlar, kimi getirirlerse getirsinler, hiçbir adaydan çekincemiz yok. İstanbul'u İstanbullular için bir 5 yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'nu hepinizin huzurunda buraya davet ediyorum. Buyurunuz başkanım.